Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde Allah'ın izniyle icma konusunu ele alacağız. İcma konusunu işlerken burada görmüş olduğunuz şekliyle 6 başlık altında ele alacağız, işleyeceğiz. Birincisi icmanın tarifi, ikincisi icmanın rükünleri, üçüncüsü icmanın hücciyeti, bağlayıcı olup olmaması, dördüncüsü icmanın gerçekleşme imkanı. Gerçekten İcma gerçekleşebilir mi, gerçekleşemez mi? Beşincisi, fiili olarak icmanın gerçekleşmesi, yani pratikte icmanın gerçekleşmesi. Ve altıncısı ise icmanın çeşitleri. Şimdi ilk önce icmanın tarifiyle dersimizde başlayacağız. İcma şu anlama gelmekte. El icma'u fi istilahil usulüyine, usulcülerin ıstılahına göre icma, terim anlamıyla icma şudur. Huve ittifakü cemi'il müştehidine, müştehitlerin hepsinin görüş birliği sağlaması, ittifak etmesi, minel müslimine, Müslümanlardan olan müştehitlerin görüş birliğini sağlaması, hepsinin fi asri minel usuri ba'de vefati rasuli, Resulullah'ın vefatından sonra herhangi bir asırda hangi konuda ittifak sağlamaları, ala hukmi şer'in, şer'i bir hükümde, fi vakiatin, herhangi bir meselede. Şimdi bu icmanın tarifi olarak yapmış olduğumuz tanıma baktığımızda aslında icmanın şartlarını da burada rahat bir şekilde görmekteyiz. Tersinden başlarsak fi vakiatin ifadesiyle başlayalım. Birinci kaydımız fi vakiatin. İcmanın müşahhas ve mücessem, yani somut, nesnel ve reel bir konu hakkında olması gerekiyor. Mesele hakkında olması lazım. Öyleyse farazi, gelecekte olabilecek herhangi bir varsayım gibi meselelerde, varsayıma, farazaya dayanan herhangi bir meselede insanların, bilginlerin ittifak etmesine icma diyemeyiz. İcman olabilmesi için şartlarımızdan bir tanesi de olayın somut bir şekilde yaşanmış olması, reel ve nesnel bir problem olarak var olması gerekmekte. Kayıtlarımızdan bir tanesi de ala hukmi şer'in, şer'i bir hüküm üzerinde bu icmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bilim adamları, mesela matematik, fizik, kimya ya da herhangi bir meselede herhangi bir formül ya da modelleme üzerinde, kuram üzerinde görüş birliğini sağlamasına icma demiyoruz. Herhangi bir asır diyoruz ama burada özellikle ba'de vefati rasul, Resulullah'ın vefatından sonra herhangi bir asırda gerçekleşmiş olması. Öyleyse Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatta olduğu sürece icmadan bahsedemeyiz. İcmanın gerçekleşebilmesi için Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından sonraki herhangi bir asırda, herhangi bir zaman diliminde bu ittifakın sağlanmış olması gerekmekte. Şimdi cemi'il müştehidine minel müslimin diyoruz. Bu min beyani olduğundan dolayı şöyle bir yorum yapabiliriz. Müslüman müştehitlerin bütünü tarafından ittifakın sağlanması. Dolayısıyla burada iki kayıt var. Birincisi Müslüman olması lazım. Bu içtihadı yapan kimselerin Müslüman olması gerekiyor. Mümin olması gerekiyor. Ümmet-i Muhammed'den birilerinin olması lazım. Gayrimüslimlerin, oryantalistlerin, müsteşriklerin herhangi bir konuda icma etmeleri bağlayıcı bir tarafı yok. Buna aslında icma bile denilemez. Müştehit olması lazım. Dediğimiz gibi burada iki kayıt vardır. Birinci kayıt Müslüman olmaları, ikincisi müştehit olmaları. Dolayısıyla mukalitlerin herhangi bir meselede görüş birliği sağlamasına icma demiyoruz. İttifak-ı cemi' dediğimize göre bütün müştehitlerin burada ittifak etmeleri gerekiyor. Bu meselede herhangi bir ihtilafın olmaması lazım. Dolayısıyla icmanın gerçekleşebilmesi için ya da icmanın tarifini şu şekilde yapalım. İcma, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonraki dönemlerin herhangi birisinde aynı asırda yaşayan ümmet-i Muhammed'den olan müştehitlerin şer'i bir konuda ittifak ettikleri hususlardır
şeklinde icmanın tarifini yapabiliriz. Şartlarını az önce saydık. Hangi şartları barındırması gerektiğini söyledik, ifade ettik. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin vefatından sonra olması gerekiyor. İcma yapan bilginlerin aynı asırda yaşamış olan Müslüman müçtehitlerden olması lazım. Ve bu müçtehitler hayattayken daha ölmeden önce görüşlerinden dönmemeleri lazım. Özellikle üzerinde durmamız gereken önemli hususiyetlerden bir tanesi de diyelim ki herhangi bir asırda herhangi bir hükümde icma gerçekleşti. Daha sonraki asırlarda ihtilafın yaşanması icmayı bozmuyor. Öyleyse burada biz icmanın tarifini yaptık. Aynı zamanda icmanın şartları da bu tarifin içerisinde saklı olduğunu söyleyebiliriz. فَاِذَا وَقَعَتْ حَادِثَةٌ Herhangi bir problem meydana geldiği zaman, herhangi bir hadise yaşandığı zaman وَعُرِدَتْ ve o hadise sunulduğunda عَلَى جَمِعِ الْمُجْتَهِدِينَ bütün müştehitlere مِنَ الْاُمَّةِ الْاِسْلَامِيَ İslam ümmetinin bütün müştehitlerine sunulduğu zaman وَقْتَ حُدُوثِهَا daha yeni meydana geldiği hengamede وَاتَّفَقُوا عَلَى حُكْمٍ فِيهَا ve bütün müştehitler o meseleyle ilgili olarak aynı hüküm üzere birleştiklerinde سُمِّيَ اِتِّفَاقُمْ اِجْمَعًا onların bu ittifakına icma denilmekte. Bakınız, icma olabilmesi için aynı asırda yaşamış olan müçtehitlere aynı problemin arz edildiğini, sunulduğunu tasavvur ediyoruz ve hepsi de aynı konuda birleşiyorsa, aynı sonuca ulaşıyorsa onların bu birleşmesine, onların bu ortak düşüncesine icma demekteyiz. وَعُتُبِرَ اِجْمَاعُهُمْ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ فِيهَا ilgili meselede aynı hüküm üzerinde birleşmelerini varsayıyoruz. Ne sayıyoruz? Delilen delil saymaktayız. Peki neye delil sayıyoruz? عَلَى اَنَّ هَذَا الْحُكْمَ bu hüküm هُوَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ şer'i hükmün bizatihi kendisidir. Fil vakiati ilgili mesele konusunda. İlgili vakada, ilgili meselede şer'i hükmün bu olduğu varsayılır ve kabul edilir. Şimdi burada bu cümleye biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Müçtehitler herhangi bir konuda aynı düşünceyi paylaştıkları zaman, tabi icmanın şartlarını taşımak suretiyle, bu hüküm artık sıradan bir hüküm değil, şer'i bir hüküm olmuş oluyor. Peki hangi konuda? Fil vakiati, az önceki hadise ve vaka konusunda artık şer'i hüküm budur diye bizim de hüküm vermemiz gerekiyor. وَاِنَّمَا قِيلَ فِي التَّعْرِيفِ بَعْدَ وَفَاتِ الرَّسُولِ Şimdi tarife baktığımız zaman Peygamber Efendimizin vefatından sonra gerçekleşmiş olması gerektiğini söylemiştik. Neden böyle bir şey söyledik biz? Bakınız tarife baktığımızda بَعْدَ وَفَاتِ الرَّسُولِ şeklinde bir kaydı görmekteyiz. Peki bu kayıt ne işe yarıyor? Bu kayıt şu işe yarıyor. لِأَنَّهُ فِي حَيَاتِ الرَّسُولِ Çünkü Peygamber Efendimiz hayattayken, onun hayatında herhangi bir olay yaşandığı zaman هُوَ الْمَرْجِعُ تَشْرِعِيُ وَحْدَهُ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına teşri kaynağı olduğundan dolayı zaten icmaya ihtiyaç yoktur. فَلَا يُتَصَوَّرُ اِخْتِلَافٌ فِي حُكْمِ شَرْعِينَ Dolayısıyla herhangi bir şer'i hükümde ihtilafın var olması düşünülemez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olduğu sürece. Aynı şekilde وَلَا اِتْفَاقٌ Herhangi bir ittifaktan da bahsedemeyiz. اِذِ الْاِتْفَاقُ Çünkü ittifak لَا يَتَحَقَّقُ gerçekleşmez اِلَّا مِنْ عَدَدٍ Belli sayıda insanların aynı düşünceyi savunması, aynı hükmü ortaya koyması neticesinde biz ittifaktan bahsedebiliriz. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olduğu sürece ne ihtilaftan bahsedebiliriz ne de ittifaktan bahsedebiliriz. Çünkü teşri kaynağı olarak kendisi yeterliydi, kafiydi, vafiydi. Bunu bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Onun için tarifi yaparken Peygamber Efendimizin vefatından sonra kaydı bizim açımızdan önemli. Şimdi bu paragrafta bilhassa dikkatimizi çeken cümle burası olması gerekiyor. Demek ki herhangi bir konuda aynı asırda yaşayan müçtehitlerin aynı hükme ulaşmaları o hükmü
artık şer'i hükme dönüştürüyor. Burası bizim için önemli. Aslında bu paragrafın en önemli bölümü burası. Onun için diyelim ki X ya da Y meselesi konusunda müçtehitler, aynı asırda yaşamış olan Müslüman müçtehitler bir konuda icma sağladılar. Öyleyse bu saatten sonra o X ve Y ile ilgili müçtehitlerin düşüncesi sıradan bir hüküm değil, artık şer'i bir hüküm yerine geçmekte. İkinci başlığımız ise erkanhu, içtihadın şartları ve rükünleri. Tabi içtihadın şartları ve rükünleri deyince şunu bilmemiz lazım. Aslında icmanın tarifini yaparken orada icmanın rükünlerini ve şartlarını da saymış oluyoruz. Onun için icmanın tarifi ile rükünleri arasında sıkı bir münasebetin olduğunu bilmeliyiz. وَرَدَ فِي تَعْرِيفِ الْاِجْمَاعِ اَنَّهُ İcmanın tarifinde şöyle geçmişti. اِتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِد۪ينَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ فِي عَسْرٍ عَلَى حُكْمِ شَرْعِينَ Bu biliyorsunuz az önce yapmış olduğumuz icmanın tarifi. وَمِنْ هَذَا يُوْخَدُ İşte bundan alınır ve bundan anlaşılır ki اَنَّ اَرْكَانَ الْاِجْمَاعِ İcmanın rükünleri اَلَّتِ لَا يَنْعَقِدُ شَرْعًا اِلَّا بِتَحَقُّقِهَا Ancak gerçekleşmesiyle, bir araya gelmesiyle icmanın şer'i anlamda gerçekleştiği rükünler arba'atun, dört tane. Burada erken kelimesi ennenin ismi, arba'atun ise haberi olmuş oluyor. Şimdi biz burada dört tane şartı sayacağız. Birinci şartımız şu. En yucede fi asri vuku'il hadiseti, hadisenin yaşanmış olduğu zamanda bulunması gerekiyor. Adu minel müştehidin, müştehitlerden bir grubun olması lazım. Neden? لِأَنَّ الْاِتْفَاقَ Çünkü ittifak لَا يُتَصَوَّرُ Tasavvur edilemez, düşünülemez. اِلَّا فِي عِدَّةِ اَرَائِنْ Ancak birkaç görüşün meydana gelmesiyle düşünülebilir. يُوَافِقُ كُلُّ رَئِي مِنْهَا سَائِرَهَا Bir görüşün diğerine uygunluk arz ettiği birkaç görüşün meydana gelmesiyle ancak icma ya da ittifak gerçekleşebilir. فَلَوْ خَلَا وَقْتٌ Şayet bir zaman dilimi geçerse مِنْ وُجُودِ عَدَدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ Müçtehitlerin bir grubunun bulunmadığı bir hengame, bir zaman dilimi geçerse, yaşanırsa bu da iki şekilde oluyor. Buna bay tasfiriye diyebiliriz. وَذَٰلِكَ mutasavvar şeklinde bir takdir yapabiliriz. Bu da iki şekilde olabilir. Müçtehitlerin bir grubunun bulunmadığı asır ne şekilde olabilir? Şu şekilde olabilir. بِاَنْ لَمْ يُجَدْ ف۪يهِ مُجْتَهِدٌ Aslen hiçbir müçtehidin bulunmaması ile mümkün olabilir. اَوْ وُجُدَ مُجْتَهِدٌ وَاحِدٌ Ya da sadece bir müçtehidin bulunduğu bir vaziyetten, haletten bahsedebiliriz. Öyleyse içtihadın birinci şartı müçtehitlerden bir grubun bulunması gerekiyor. Ve ittifak dediğimiz şey esasen görüş birliğinin sağlanabilmesi için birkaç görüşün olması lazım. Birkaç görüş olmadan görüş birliğinden, fikir birliğinden, söz birliğinden söz edemeyiz. İki ihtimal söz konusu. Birincisi, müçtehitlerin hiç bulunmadığı bir zaman dilimi olabilir. Veyahut da sadece bir müçtehidin bulunduğu zaman dilimi olabilir ki لَا يَنْعَقِدُ ف۪يهِ شَرْعًا اِجْمَعٌ Bu durumda şer'i anlamda icma gerçekleşmiş olmaz. Hiçbir müçtehidin bulunmadığı veyahut da sadece bir müçtehidin bulunduğu bir asırda icmanın şer'i anlamda gerçekleşmesi mümkün değildir. وَمِنْ هَذَا işte bu düşünceden hareketle, bu ilkeden hareketle لَا اِجْمَعَ فِي اَحَدِ الرَّسُولِ Resulullah'ın döneminde icma olamaz, icmanın gerçekleşmesi mümkün olamaz. لِأَنَّهُ الْمُجْتَهِدُ وَحْدَهُ Çünkü Peygamber Efendimiz bizatihi kendisi tek başına bir müçtehittir. Onun dışında herhangi bir müçtehit bulunmamasından dolayı icma bu asırda gerçekleşemez. Bu birinci şartımız. Öyleyse birinci şartımıza baktığımızda en az birkaç müçtehidin olması lazım. Görüş birliğinin, fikir birliğinin, kısacası ittifakın sağlanabilmesi için, ortaya ittifakın çıkabilmesi için en az birkaç görüşün aynı hüküm üzerinde birleşmesi gerekmekte.
hiçbir müçtehidin olmadığı bir hengamede, bir zaman diliminde içtihattan bahsedilmez ya da sadece bir müçtehidin bulunduğu bir zamanda içtihattan bahsedilemez. İkinci şartımıza baktığımız zaman, ikinci şartımız bize şunu söylüyor. En yettefika, ittifak etmesi, alel hukmi şer'iyyi fil vakiyati, söz konusu meseleyle ilgili olarak şer'i hükümde ittifak sağlaması gerekiyor. Kimlerin? Cemi'ül müştehidine minel müslimine, Müslüman müştehitlerin hepsi, fi vakti vuku'iha, meydana geldiği esnada. Bir sarf-i nazari, burada sarf-ı nazar ediyoruz, önemsemiyoruz. En beledihim, ev cinsihim, ev taifetihim, bu müştehitlerin hangi beldeden, hangi mıntıkadan, hangi kökenden ve milletten olduklarına bakmaksızın. Felev ittefeka alel hukmi şer'i fil vakiyati, söz konusu problemde, şer'i hüküm noktasında müştehidül harameyni fakat sadece Mekke Medine müştehitleri görüş birliği etse ev müştehidül iraki fakat ya da sadece Irak müştehitleri ittifak sağlasa ev müştehidül hicazi ya da sadece Hicaz müştehitleri ev müştehidü alil beyt ya da ehli beyte mensup müştehitler tarafından görüş birliği sağlansa اَوْ مُشْتَهِدُ اَهْلِ السُنَّةِ دُونَ مُشْتَهِدِ شِعَةِ Şia müştehitleri dışında veyahut da ehli sünnet müştehitlerinin görüş birliği sağlaması لَا يَنْعَقِدُ شَرْعًا بِهَذَا الْاِتِّفَاقِ الْخَاسِ اِجْمَعُنْ Sadece bu özel ittifakla icma sağlanmış olmaz. Tabi burada دُونَ مُشْتَهِدِ شِعَةِ konusunda fihi nazar. Bunun incelemeye tabi tutulması gerekiyor. Yani müellifimiz neye binaen Şii müştehitlerini müstesna kabul ettiğinin gerekçesini söylemesi gerekiyordu. Burada söylememiş. Onun için dipnotta fihi nazar. Bu görüşte nazar var. Yani bu görüşün incelenmesi gerektiğini ifade etmiş. لِأَنَّ الْاِجْمَاءَ Çünkü icma la يَنْعَقِدُ gerçekleşmez illa بِالْاِتْفَاقِ الْعَامِ Genel bir görüş birliğinin sağlanmasıyla mümkün olabilir. Özel bir ittifakın sağlanması bizim açımızdan yeterli değildir. Dolayısıyla sadece Mekke'de, Medine'de yaşayan müştehitlerin görüş birliği sağlaması veyahut da Irak'ta yaşamış olan müştehitler ittifak etmesi veyahut da Ehl-i Beyt, Ehl-i Sünne ya da Hicaz müştehitlerinin ittifak etmesi buna icma denilemez. Dolayısıyla لِأَنَّ الْاِجْمَاءَ Çünkü icma la يَنْعَقِدُ gerçekleşmez اِلَّا بِالْاِتْفَاقِ الْعَامِ مِنْ Cemii müştehidil alemil islami fi ahdil hadiseti olayın gerçekleştiği esnada ya da dönemde, asırda yaşamış olan bütün İslam müştehitlerinin, İslam aleminin bütün müştehitlerinin genel bir görüş birliğiyle ortaya koyduğu hükme biz icma diyebiliriz. Ve la ibrete bi gayri müştehidin burada altını çizmemiz gereken hususiyetlerden bir tanesi de müştehit olmayanların görüşüne itibar edilmez. Dolayısıyla mukallitlerin görüşüne itibar edilmez. Bunların görüşü ciddiye alınmaz. Öyleyse ikinci şartımıza baktığımız zaman, ikinci şartımızda evet herhangi bir konuda şer'i bir hüküm konusunda Müslüman müştehitlerin görüş birliği sağlaması gerektiğini ifade ettik. İkinci şartımız bu. Dolayısıyla onların beldelerine, mıntıkalarına, kökenlerine ya da mensubiyet duydukları fırkaya bakmaksızın biz genel olanı kabul etmekteyiz. Böyle olunca sadece Harameyn dediğimiz Mekke Medine'nin müştehitleri ya da Irak, Hicaz, Ehli Beyt, Ehli Sünne gibi özel diyebileceğimiz manada ittifakın sağlanmasına icma denilemez. Çünkü icma bütün İslam aleminde yaşamış olan müştehitler tarafından görüş birliğinin sağlanmasıyla elde edilmesi gerekiyor. Öyleyse burada karşı karşıya kalan iki kavram var. Birisi ittifak-ı has, özel görüş birliği. Bu mezhep içi olabilir veyahut da herhangi bir bölgede görüş birliği olabilir. Bütün bunlara ittifak-ı has, özel ittifak demekteyiz. Bir de genel ittifak vardır. O da bütün İslam aleminde yaşayan müştehitlerin aynı sonuca ulaşmaları manasına gelmekte. Üçüncü şartımıza gelince en yekuna ittifakuhum müştehitlerin ittifak etmiş olması gerekiyor. Bi ibda'i kulli vahidi minhum
her birisinin ortaya koyması suretiyle ra'yehu görüşünü, burada ra'yehu görüşü ibda kelimesinin mef'ulü bihi olmuş oluyor. Sarihan, açık bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Yani burada sarihan kelimesi ibda kelimesinin mef'ul mutlakı olmuş oluyor. İbda'en sarihan manasında. Sarihan fil vakiati, söz konusu meseleyle ilgili olarak her bir müştehidin görüşünü açık, ayan ve beyan bir şekilde ortaya koyması, izhar etmesi gerekiyor. Bu ne şekilde olabilir? Bu sözel bir şekilde olabilir. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal fiili, yani pratik bir şekilde olabilir. Üçüncü ihtimal her birisinin görüşünü açıkça ifade etmesi veyahut da kongre şeklinde bir faaliyetin düzenlenmesi sonucunda her birisinin aynı hüküme varması şeklinde olabilir. Dolayısıyla burada dört tane suretten bahsedebiliriz. سَوَاءٌ اَكَانَ اِبْدَاءُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ رَأَيَّهُ قَوْلًا. İsterse müştehitlerden herhangi bir tanesi ya da bir kısmı görüşünü sözel olarak ortaya koyabilir, izhar edebilir. Bu da ne şekilde olabilir? بِاَنْ اَفْتَى فِي الْوَاقِعَةِ بِفَتْوَى. Söz konusu meseleyle ilgili olarak bir fetva vermesi suretiyle görüşünü sözel olarak ifade edebilir. اَوْ فِعْلًا veyahut da görüşünü pratik bir şekilde ortaya koyabilir. Bu da nasıl olabilir? بِاَنْ قَدَى فِيهَا بِقَدَاءٍ. Söz konusu meseleyle ilgili olarak bir hüküm vermek suretiyle. Bu ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimale gelince وَسَوَاءٌ اَبْدَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَأْيَهُ عَلَى اِنْفِرَادٍ. Veyahut da her birisi görüşünü teker teker ifade edebilir. وَبَعَدَ جَمْعِ الْآرَاءِ. Hepsinin görüşünü bir araya getirdiğimizde tebeyyene ittifakuha, ilgili meselede ittifak ettikleri ortaya çıkması suretiyle icmanın var olduğu anlaşılabilir. Veyahut da em ebdev ara'ehum müştemi'ine, bir araya gelmek suretiyle görüşlerini ifade edebilirler. Bu da nasıl olabilir? Bi en cumi'a müştehidul alemil islamihi, bütün İslam aleminde yaşayan müştehitler bir araya getirilir. Fi asri huduthil vakiati, vakanın yaşamış olduğu asırda, çağda, ve uridet aleyhim, ve mesele onlara sunulur, takdim edilir. Ve ba'de tebadülihim, herkes görüşünü açıkça ortaya koyduktan sonra, görüş alışverişinden sonra, ve ba'de tebadülihim vichatu nazari, herkes kendi bakış açısını ortaya sergiledikten sonra, ittefaku cemi'an ala hukmin vahidin fiha, söz konusu hükümle ilgili olarak aynı hüküme ulaştıklarında icma bu meyanda gerçekleşebilir. Öyleyse üçüncü şartımıza baktığımızda her bir müştehidin korkmadan, çekinmeden, somut bir şekilde söz konusu vakayla ilgili olarak görüşünü ortaya koyması gerekiyor. Bu da sözel bir şekilde olabilir, fetva vermek suretiyle. Pratik bir şekilde olabilir, herhangi bir konuda hüküm vermesi şeklinde. Veyahut da her birisi görüşünü tek başına ortaya koyar, sonradan bu görüşleri bir araya getirdiğimizde ittifakın sağlandığı ortaya çıkabilir. Böylelikle icmanın gerçekleştiğini buradan anlayabiliriz. Diğer bir ihtimal ise kongre şeklinde bir faaliyet yapılmak suretiyle ilgili mesele herkese arz edilir ve herkes kendi görüşünü söyler. Burada görüş birliği sağlanırsa yine icma gerçekleşmiş olur diyebiliriz. Dördüncü ve son şartımıza gelince en yetehakkakal ittifaku, ittifakın gerçekleşmiş olması lazım. Min cebi'il müştehidine, bütün müştehitler tarafından, alel hukmi, ilgili hüküm noktasında bütün müştehitlerin aynı görüşü ortaya koymuş olması gerekiyor. Felev ittefaka ekseruhum, çoğunluğu herhangi bir konuda görüş birliği sağlarsa la yen'akidu, gerçekleşmez. Bi ittifakil ekteri, birçoğunun aynı görüşü benimsemesiyle gerçekleşmez. İcma'un, aslında icma'un değil, icma'un şeklinde olması lazım bu ifadenin. İcma'un, icma gerçekleşmez. Çünkü burada icma kelimesi yen'akidu kelimesinin faili olmuş oluyor. Mehma kalla adedul muhalifine, muhaliflerin sayısı her ne kadar az olsa dahi, bir iki kişi olsa dahi, hatta bir kişi olsa dahi, burada herhangi bir şekilde icmadan bahsedemeyiz.
Öyle olunca özellikle dördüncü şarta baktığımızda dikkat etmemiz gereken kavram şurası olması lazım. Min cemi'il müştehidin, bütün müştehitlerin görüş birliği yapması gerekiyor. Aynı hükme, aynı sonuca ulaşması lazım. Ekser, yani ekseriyet, aglebiyet bu bağlayıcı olmuyor. Buna icma diyemeyiz. Dolayısıyla muhaliflerin sayısı az da olsa, öz de olsa icma gerçekleşmiş olmaz. وَكَثُرَ عَدَدُ الْمُتَّفِقِينَ İttifak edenlerin sayısı çok olup da muhaliflerin sayısı az olsa dahi icma gerçekleşmiş olmaz. لِأَنَّهُ مَا دَامَ قَدْ وُجِدَ اِخْتِلَافٌ Çünkü ihtilaf bulunduğu sürece وُجِدَ اِحْتِمَالُ السَّوَابِ فِي جَانِبٍ وَالْخَطَئِ فِي جَانِبٍ Doğrunun bir tarafta, yanlışın ise diğer tarafta olma ihtimali her zaman için mevcuttur ve vardır. فَلَا يَكُونُ اِتِّفَاقُ الْاَكْثَرِ Dolayısıyla çoğunluğun ittifak etmesi olamaz. Hücceten, şer'iyeten, kat'iyeten, mulzimeten, bağlayıcı, ilzam edici, kesin şer'i bir kanıt yerine geçemez ve bu şekilde sayılamaz. Öyleyse dördüncü şartımıza baktığımızda burada anahtar kelimemiz cemi'il müştehidin kavramı. Bütün müştehitlerin aynı asırda yaşamış olan bütün müştehitlerin aynı hükme ulaşması, aynı hükmü vermeleri gerekiyor. Ekseriyet görüş birliği sağlasa dahi muhalifler varsa ve bu muhaliflerin sayısı az olsa dahi burada icma gerçekleşmiş olmaz. Peki bunun sebebi ne? Gerekçesi şu. Lam li eclihi meful mutlak meful li ecli olduğunu anlatıyor. Sebebi şu. İhtilafın olduğu yerde her zaman için doğrunun bir tarafta, yanlışın ise diğer tarafta bulunma ihtimali söz konusu. Öyle olunca da çoğunluğun ittifakı bağlayıcı, kesin kes şer'i kanıt yerine geçmez. Hücciyetuhu, icmanın hücciyetine gelince. İza tahakkakat, gerçekleşince. Erkanul icma'il arba'atu, icmanın dört rüknü şartı gerçekleşince. Bu da ne şekilde olabilir? Bi en uhsiye fi asri minel usuri, ba'de vefati rasuli, cemi'u men fihi min müştehidil müslimine ala ihtilafi biladihim ve ecnasihim ve tavaifihim. Şimdi tabi müellifimiz şimdiye kadar anlatmış olduğu konunun bir nevi özetini bize anlatıyor. Şöyle ki bi en uhsiye sayılırsa fi asri min el usuri herhangi bir asırda ba'de vefati rasuli peygamber efendimizin vefatından sonra cemi'u men fihi min müştehidil müslimine Müslüman müştehitlerin hepsi sayılırsa, içtihat yaptıkları bilinirse, ala ihtilafi biladihim beldelerinin değişik olmasına rağmen, ve ecnasihim kökenlerinin değişik olmasına rağmen, ve tavaifihim veyahut da bağlı oldukları düşünce değişik olmasına rağmen. Ve uridet aleyhim vakiatun ve onlara herhangi bir problem sunulduğu zaman li ma'rifeti hukmiha şer'i şer'i hükmünün bilinmesi için ve ebda kullu müştehidin minhum ra'yehu ve her bir müştehit görüşünü ortaya koyarsa sarahaten açık bir şekilde fi hukmiha ilgili meselenin hükmünü anlatmak üzere ifade etmek üzere düşüncesini açık ve seçik bir şekilde izhar ederse bil kavli ya sözlü bir şekilde ev bil fiili ya fiili bir şekilde müştemi'ine ev münferidine ya toplu ya da fert şeklinde. Yani bunu toplu bir şekilde yapabilirler. Her birisi tek başına düşüncesini, görüşünü ortaya koyabilir. Toplu bir şekilde mesela konferans suretinde ya da bir çalıştay yapmak suretiyle bu gerçekleşebilir. Ferden ferda ise her birisinin düşüncesini, görüşünü sözle ya da fiille ifade etmesi şeklinde olabilir. Dolayısıyla biz daha önce bunu işlemiştik zaten. Dört suretle karşı karşıyayız bu meyanda. وَاتَّفَقَتْ اَرَاؤُهُمْ جَمِيعًا عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ Ve hepsinin görüşü tek bir hüküm üzerine birleşirse فِي هَذِي الْوَاقِعَةِ söz konusu mesele hakkında
kâne hâzel hukmul muttefeku aleyhi, üzerinde ittifak sağlanan hüküm olmuş olur. Kanunen şer'iyyen vâciben ittiba'uhu, uyulması zorunlu, şer'i kanun yerine geçmiş olur. Ve lâ yecûzu muhalefetuhu, ve buna muhalefetin yapılması caiz değildir. Buna karşı çıkılamaz. وَلَيْسَ لِلْمُجْتَهِد۪ينَ, müştehitler için doğru bir şey olamaz. فِي عَصْرٍ تَالٍ, gelecek olan asırlarda, çağlarda gelecek olan müştehitlerin yapması doğru değildir. اَنْ يَجْعَلُوا هَذِ الْوَاقِعَةَ, bu meseleyi yapmaları مَوْدِعَ اِجْتِهَادٍ, tekrar iştihat konusu yapmaları doğru bir şey değildir. لِأَنَّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ فِيهَا بِهَذَا الْاِجْمَاعِ حُكْمٌ شَرْعِيٌ قَدْعِيٌ, çünkü icma yoluyla sabit olmuş olan bir hüküm şer'i ve kesin hüküm yerine geçiyor. لَا مَجَالَ لِمُخَالَفَتِهِ, buna muhalefet edilemez. وَلَا لِنَسْخِهِ, ve nesih olduğu kabul edilemez. Ortadan kaldırılamaz tekrar. Peki icma bağlayıcı bir delil mi değil mi konusuna gelince, وَالْبُرْهَانُ عَلَى هُجِّيَّةِ الْاِجْمَاعِ, icmanın bağlayıcı olduğuna delil, mayeti gelecek olan maddelerdir. Birkaç madde sayacak müellifimiz. Birincisi şu, اَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ فِي الْقُرْآنِ, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de كَمَا اَمَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ, müminlerin kendisine ve elçisine itaat etmelerini emrettiği gibi, emerahum bi taati ulil emri minhum, müminlerden yetkili olan kimselere de itaat edilmesini ya da müminlerin etmesini emretmiştir. Fekale Teala, ya eyhellezine amenu, ey iman edenler, atiullaha, Allah'a itaat ediniz, ve atiur rasule, elçiye itaat ediniz, ve ulil emri minkum, ve sizden ulil emir olan yetkili kimselere itaat ediniz. Ve lafzul emri ma'nahu eşşanu, buradaki ulil emir ifadesinde geçen emir ifadesi ma'nahu eşşanu, şen manasına gelmekte. Herhangi bir durum, vaziyet, hal, yetki manasına gelmekte. Ve huve amun, bu genel bir ifadedir. Yeşmelul emre diniye vel emre dünyeviye, hem dini olan durumları içermekte hem de dünyevi olan durumları içermekte. Dolayısıyla buradaki emir sadece dini ya da dünyevi değil, hem dini olanı hem de dünyevi olanı içermekte. Ve ulul emri, buradaki ve ulul emri ed dünyevi, dini ulu emir olan kimseler, humul muluku vel umara'u vel vulatu, sultanlardan, emirlerden ve valilerden oluşmakta. Ve ulul emri dini, dini olan ulul emre gelince, yetkili olan kimselere gelince, humul müştehidune ve ehlul futya, müştehitler ve fetva veren kimselerdir. Ve kad fassara ba'dul müfessirine, bazı müfessirler tefsir yapmışlar. Ve ala ra'sihim İbn-i Abbas, bunların başında ise İbn-i Abbas gelmekte. Neyi tefsir etmişler? Ulul emri, ulul emir ifadesini tefsir etmişler. Fi hadil ayeti bil ulema'i, bu ayette geçen ul emri alimler şeklinde tefsir etmişler. Ve fessarahum aharuna, diğer bazı alimler ise burada geçen ul emri tefsir etmişler. Bil umara'i vel vulati, bunların emirler ve valiler yani yöneticiler olduğunu söylemişler. Ve zahiru, ayetin zahirine bakınca, et tefsiru bima yeşmelul cemi'a, her iki grubu da kapsayan bir şekilde tefsir yapmak, ve bima yucibu ta'ata kulli fariqin fiha huwa min şe'nihi, fima huwa min şe'nihi. Şimdi bu ifadeyi şu şekilde anlatabiliriz. İlk önce müfessirimiz, müellifimiz kendi görüşünü anlattı. Daha sonrasında ise bazı müfessirlerin ulul emir ifadesini alimler şeklinde tefsir ettiklerini söyledi. Diğer bazı bilginler ise bu ayette geçen ul emrin emirler ve yöneticiler olduğunu söylediklerini aktardı. Ve kendi görüşüne gelince, ki niteki bunu daha önce söylemişti zaten, ayetin zahirine baktığımız zaman ise her iki grubu kapsadığını görmekteyiz.
Dolayısıyla zahiri olan şey ayeti bu şekilde tefsir etmektir. Birincisi her iki grubu kapsayacak şekilde tefsir etmek. İkincisi ve bima yucibu ta'ate kulli fariqin, her gruba uyulmasının zorunlu olduğu şeklinde tefsirin yapılması en uygun olandır. Fi ma huwa min şe'nihi, kim hangi alanda yetkiliyse o alandan sorumludur ve o alanda ona uyulması gerektiğine dair yapılacak tefsirin daha doğru bir tefsir olduğunu söylüyor. Öyleyse dünyevi alanda ul emre itaat edilmesi, ki onların durumu zaten, vaziyeti, onların şe'ni dünyevi olan şeyi ıslah etmektir. Dünyevi sahadaki ul emre gelince onların da temel amacı dünyevi olanı düzeltmek, ıslah etmek, ortaya koymaktır. Bu meyanda her ikisine tabi olması gerektiğini söylüyor müellifimiz. Peki bu ne şekilde olabilir? فَاِذَا اَجْمَعَ اُولُ الْاَمْرِ فِي التَّشْرِعِ وَهُمُ الْمُجْتَهِدُونَ, müştehitlerden oluşan teşri sahasındaki yetkili kimseler görüş birliği sağlarlarsa عَلَى حُكْمٍ, herhangi bir hükümde وَجَبَا اِتِّبَاعُهُ, uyulması zorunlu hale gelir. وَتَنْفِيذُ حُكْمِهِ, ve aynı şekilde وَتَنْفِيذُ حُكْمِهِمْ بِنَسِ الْقُرْآنِ, Kur'an-ı Kerim'in de nasından anlaşılacağı üzere onların hükmünün tenfiz edilmesi, icra edilmesi, pratiğe dökülmesi gerekmekte. Uygulanması lazım. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلَوْ رَدُّهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاُلْ اَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, ayet-i kerime bundan dolayı bu şekilde devam etmekte. وَتَوَعَّدَ سُبْحَانَهُ, Cenab-ı Hak tehdit etmekte. مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, elçiye karşı gelen, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ, ve müminlerin yolu dışında başka yollara uyan kimseleri tehdit etmekte. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, kendisine hidayet açık bir şekilde anlatılmasına rağmen, hidayet açıkça ortaya çıkmasına rağmen peygambere karşı gelen, ona muhalefet eden, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ, ve müminlerin dışında herhangi bir yola giren, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَتْ مَص۪يرًا. Evet, ayet-i kerime bu şekilde bunu ifade etmiş. Dolayısıyla onu dost ettiği şeyle baş başa bırakacağız ve onu cehenneme sokacağız. O ne kötü bir yerdir. Öyle olunca bilhassa Allah Resulüne itiba etmek zaten dinin vecibelerinden bir tanesi. Bunun da temel göstergelerinden bir tanesi de müminlerin yolundan gidebilmektir. Bu da önemli bir hususiyet. Dolayısıyla müellifimiz birinci burhan olarak bunu zikretti. Müellifimizin düşüncesine göre birinci burhan bu ayet-i kerime. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِعُوا اللّٰهُ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ وَاُولِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ, müellifimiz bize şunu anlatmaya çalışıyor. Burada geçen وَاُولِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ, hem dünyevi hem dini olan اُولُ الْاَمْرِ olan yetkili kimseleri kapsamakta. Dolayısıyla bu meyanda müştehitlerin görüşü de bir nevi bağlayıcı bir durumda olduğunu beyan etmekte. Ve müştehitler bir konuda icma etmeleri durumunda buna uyulması, onların hükümlerinin uygulanması, yine parantez içi müellifimizin ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'in nasıyla önümüzde bir hakikat olarak durmakta. Dolayısıyla birinci delile baktığımız zaman birinci delilin iki ayet-i kerimeden oluştuğunu görmekteyiz. Nisa suresi 59. ayet-i kerime ile Nisa suresi 115. ayet-i kerime. Ve burada müellifimizin ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'in nasıyla bunun sabit olduğunu söylüyor. Ancak burada ul emirden maksadın ne olduğu zaten tartışma konusu olduğunu müellifimiz de kabul etmekte. Peki bu ayet icmayı anlatıyor mu? Bu konuda emin değiliz, işin gerçeğini sorarsanız. Şimdi ikinci delile baktığımız zaman اَنَّ الْحُكْمَ الَّذ۪ي, ol hüküm ki اِتَّفَقَدْ عَلِهِ اَرَاءُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِد۪ينَ, bütün müştehitlerin görüşünün birlik sağladığı
hüküm fil ümmeti İslamiye, İslam ümmeti içerisinde. Yani İslam ümmeti içerisinde bütün müçtehitlerin görüş birliğiyle elde etmiş olduğu hüküm huve fil hakikati hakikatte hukmul ümmeti bütün ümmetin hükmü yerine geçmekte. Mümesseleten fi müştehidiha sadece burada bu hüküm müştehitlerin şahsıyla temsil edilmiştir, ortaya konulmuştur. Evet, görünürde müştehitler var ancak hakiki anlamda bütün İslam ulemasının, müştehitlerinin görüş birliğiyle elde etmiş olduğu hüküm, bütün ümmetin vermiş olduğu hüküm yerine geçmekte. Burada müştehidiha kelimesinde nun hasve gitmiş, izafe yapılmasından dolayı. وَقَدْ وَرَدَتْ varit olmuştur. اِدَّتُ اَحَادِيثَ birçok hadis عَنِ الرَّسُولِ Peygamber Efendimiz'den وَآثَارٌ عَنِ السَّحَابَةِ ve sahabeden ulaşan birçok eser. Bakınız müellifimiz burada Peygamber Efendimiz'den bahsederken hadis ifadesini kullandı. Sahabeden bahsederken eser ifadesini kullandı. Bütün bu hadisler ve eserler tedullu ifade etmekte ala ismetil ümmeti minel hatai ümmetin hataya düşemeyeceğini ifade etmekte, göstermekte. Minha kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem la teştemi'u ümmeti ala hatain benim ümmetim hata üzerinde birleşmez, görüş birliği sağlamaz şeklinde bir hadis var. Yine وَلَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَجْمَعَ اُمَّتِ عَلَى الضَّلَالَةِ Cenab-ı Hak benim ümmetimi dalalet üzere birleştirecek değildir. مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında güzeldir gibi birçok rivayet var. وَذَٰلِكَ لِأَنَّ اِتْفَاقَ جَمِيعِ هَاُولَا الْمُجْتَهِدِينَ Çünkü bütün müştehitlerin ittifak etmesi عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ فِي الْوَاقِعَةِ söz konusu vakayla ilgili olarak aynı hükümde birleşmeleri مَعَ اِخْتِلَافِ اَنْظَارِهِمْ bakış açılarının değişik olmasına rağmen وَالْبِئَاتِ الْمُحِيطَةِ بِهِمْ kendilerini saran, kuşatan çevrenin farklı olmasına rağmen وَتَوَافُرِ عِدَّةِ اَسْبَابٍ لِيَخْتِلَافِهِمْ aslında ihtilaf etmelerine sebep olacak birçok unsurun bulunmasına rağmen birleşmeleri delilun bir delildir ala enne vahdetel hakki ve sevabi hakkın ve doğrunun birliği hiyelleti cemaat kelimetuhum hiyelleti cemaat kelimetuhum diye okusak daha doğru okumuş oluruz. Bütün bunlar onların söz birliği etmesini sağlamış ve galibet ve galip gelmiş, baskın gelmiş avamile ihtilafihim ihtilaf etmelerine sebep olacak faktörlere baskın gelmiştir. Dolayısıyla müştehitlerin vaziyetine baktığımız zaman her bir müştehidin değişik bir bakış açısına sahip olduğunu bilmekteyiz. Gerek yetişme tarzı, gerekse okumuş olduğu yer, bağlı olmuş olduğu düşünce, çevresinin değişik olması, muhitinin farklı olması, onları ayrıştırmaya sevk edecek olan birçok beşeri unsurun var olması, bütün bunlara rağmen eğer müştehitler aynı düşünceyi savunuyorlarsa, aynı hükme vardılarsa, bu kesinlikle doğru bir düşüncedir diyor müellifimiz. Dolayısıyla onların söz birliği etmesini sağlayan, onları ihtilaf amillerinden, faktörlerinden alıkoyan hak ve doğrunun birliği söz konusu burada. Bu da açıkça bize göstermekte ki müçtehitlerin icmaları bağlayıcı bir tarafı vardır. Şimdi icmanın bağlayıcı olup olmadığı meselesini incelemeye devam ediyoruz. Müellifimiz birinci bürhan olarak Nisa suresi 59. ayet-i kerime ile Nisa suresi 115. ayet-i kerimeyi zikretti. İkinci bürhan olarak ise La teştemi'u ümmeti ala hata Lem yekunillahu liyecme'u ümmeti ala dalale Ma ra'ahul muslimune hasenen fehu indallahi hasen gibi Peygamber Efendimiz'den varit olan sözlere temas etti. Şimdi üçüncü delile baktığımız zaman ise burada tabi müellifimizin ses kayıtlarından oluşan bir kitabı okumaya çalışıyoruz.
Dolayısıyla bazı ifadelerde ciddi problemler, işkaller söz konusu. Ben bu üçüncü delilin özetini şu şekilde yapmaya çalışayım evvela. Her şeyden önce bakınız şuradan anlatıyorum. Şer'i bir hüküm noktasında icma varsa bu icmanın kesinlikle şer'i bir dayanak üzerinde inşa edilmesi gerekmekte. Öyleyse Müslüman müçtehidin de içtihat yaparken bir takım sınırları vardır, ilkeleri, prensipleri vardır ve bu ilkelerin, prensiplerin dışına çıkamaz. Böyle bir şey yaparsa onun içtihadı herhangi bir nas'ı anlamaktan öteye geçmez. Burada hangi sonuca ulaşmak istiyoruz? Aslında bizim varmaya çalışmış olduğumuz sonuç şu. Şimdi müçtehid içtihadını yaparken ve izâ kâne içtihâdu müçtehidi, müçtehidin içtihadı labudde gereklidir en yestenide ilâ delilin şer'in, şer'i bir delile dayanması gerekmekte. Öyleyse fe ittifâkul müçtehidine cemi'en, bütün müçtehidlerin aynı sonuca ulaşmaları ala hukmin vahidin fil vakiyati, söz konusu meselede aynı hüküm üzerinde söz birliği etmeleri delilun, bir delildir ala vücudi müstenedin şer'in, şer'i bir dayanağın bulunduğuna dair bir delildir. Yedullu, bu delil ifade etmekte kat'an, kesinlikle ala hazel hukmi, bu hükmün doğruluğunu ifade etmekte. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَسْتَنَدُ اِلَيْهِ دَلِيلًا ظَنِيًّا, şayet müştehitlerin dayanmış olduğu mesnet zanni bir delil olmuş olsaydı لَسْتَحَالَ عَادَةً, adet itibariyle mümkün olmayacaktı اَنْ يَسْتُرَ عَنْهُ اِتْفَاقٌ, buradan ittifakın sağlanması mümkün olmayacaktı. Çünkü müellifimizin düşüncesine göre zanni olan bir delilden ittifak ortaya çıkmaz. Neden? لِأَنَّ الظَّنِيَ, çünkü zanni mecalun hatmen li ihtilafil ukuli, aklın ve akılların ihtilaf ettiği sahalardan bir tanesi. Eğer bir delil zanni ise orada bütün akılların, bütün düşünen insanların aynı sonuca varması mümkün değildir. Bu da üçüncü delil olarak müellifimizin icmanın hücciyeti noktasında zikretmiş olduğu önemli delillerden bir tanesi. Yine bir daha ifade edersem şöyle diyebilirim. Şer'i hüküm noktasındaki icma temelde neye dayanmakta? Şer'i bir mesnede dayanmakta. Öyleyse birinci önermemiz bu. Birinci önermemiz kesinlikle ve kesinlikle şer'i hüküm noktasında icma varsa bunun şer'i bir mesnedi de olması gerekiyor. İkinci önerme ise müçtehidin sınırları vardır ve müçtehitler o sınırlar içerisinde düşünür, taşınır, içtihat yapar. Bu da bize neyi gösteriyor? Bize şunu göstermekte. Öyleyse bütün müçtehitler aynı sonuca ulaştıysa bunu ancak kat'i bir delil üzerinden bunu yapmışlardır. Çünkü zanni bir delil ile ittifakın sağlanması mümkün değildir. İnsanoğlu aklıyla zanni bir delil üzerinde söz birliği edemez diyor müellifimiz ve böylelikle bu paragrafı da bitirmiş bulunmaktayız.